Dinsiz, imansız, her fırsatta dinsizsiniz, imansızsınız diyenler utanır mı bilmem ama ben güldüm, yalan söyleyemeyeceğim. Sürekli skandallarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş bir açılışta Kelime-i Şehadet'i eksik okudu. Kelime-i Şehadet, Diyanet İşleri Başkanı olup da şehadet getiremeyene de nasıl yorum yapılır bilemedim ama sosyal medya kullanıcısı acımadı. La ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlelerinin adeta yeryüzünü... Lüks makam araçları 5 yıldızlı otellerde verdiği görüntülerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir skandala daha imza attı. Erbaş, Yalova'da yapımı tamamlanan Hazreti Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an kursunun açılışında Kelime-i Şehadet'i eksik okudu. La ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Doğru okunuşu eşhedüen la ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve resulü şeklinde olması gereken kelime-i şehadeti Erbaş eşhedüen la ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden resulü şeklinde eksik okudu. Erbaş sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Hakkında Diyanet Başkanı şehadet getirmeyi bile bilmiyor yorumları yapıldı. Erbaş bir süre önce de kendisine sorulan Arapça soru karşısında Türkçe tercüme için yanında bulunan tercümandan yardım istemişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu. Bir Türkçe olarak bir şey yapabilirseniz. Yani buna gülmememizi de bekleyemezsiniz. Komik çünkü. Evet, bitmek bilmeyen bir Atatürk kompleksi var efendim. Sanki biz Atatürk'ü başkalarıyla kıyaslarmışız gibi Atatürk'ü her türlü yarışın içine koyma derdindeler. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan kalktı, izinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimiz'dir dedi. Ümit Özdağ da Erdoğan'a mantıklı bir tavsiyede bulundu. Gelin ne dedi? Hep birlikte izleyelim. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimiz'dir. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, örnek alıp izinden gidilen tek insan Resulullah Efendimiz'dir diyen Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde kılıçlı yemin eden ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atan teğmenlere karşı öfkesinin dinmediğini belirtti. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Özdağ, bu cümlenin Atatürk'ü reddetmek ve ona olan gizlenemeyen nefreti ifade etmek için kullanıldığını dile getirdi. Allah'ın son 300 yılda Türk milletine bahşettiği tek büyük lütuf olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyor ve izinden gidiyorum. Sayın Erdoğan, size önerim Atatürk'le daha fazla savaşmayın. Çünkü yeniliyorsunuz. Atatürk'le savaştıkça çok önemsediğiniz tarih içerisindeki konumunuz küçülüyor. Milli birlik diyorsunuz ama Atatürk'le kavga ederek milli birliği sağlayamazsınız. Üstelik siz de ülkemizde kötü bir duruma düşersiniz. Atatürk'e karşı kazanma şansınız yok. Tek insan Resulullah Efendimiz'dir. Erdoğan'a seslenen Özdağ, Atatürk'le daha fazla savaşmayın, Atatürk'e karşı kazanma şansınız yok diye konuştu. Güzel cevap. Efendim, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ekonomik krize dair partisini kızdıracak sözler söyledi. AKP'nin Gümüşhane programında konuşurken, üstelik yapıyor bu konuşmayı. Fiyatları, maaş zamlarının yetersizliğini eleştirenlere katılıyor ve vatandaş doğru söylüyor, sert de olsa dediği doğru sözlerini sarf ediyor. Derdini dinleyeceğiz. Gidiyoruz, diyor ki fiyatlar şöyle, doğru söylüyor. Ama diyor hep öyle işte çok sert söylüyor, doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru, fiyatları yüksek. Ama düşürüyoruz, doğrultuyoruz, hatayı düzeltiyoruz. Ya da işte emekli maaşları doğru, vatandaş doğru söylüyor. Evet, arttırdık kat olarak 20 sene öncesine göre oranlarsanız yüksek ama bugünkü fiyatlar karşısında düşük kalıyor. Vatandaş da bunu söylüyor, doğru söylüyor, biraz sert söylüyor. Ne yapalım, o da onun karakteriydi, bir şey diyemezsin. Ama dediği doğru. Dolayısıyla ona katlanacağız, dinleyeceğiz ve çözeceğiz. Çözüyoruz. Nitekim vatandaş AKP'li Şen'e şu an